Bazılarınızın bildiği gibi Raspberry Pi işletim sistemi Debian Linux dağıtımını baz alıyor. Bu dağıtım aslında oldukça popüler. Ubuntu, Mint, Kali ve Pop OS gibi birçok popüler Linux dağıtımı Debian'ı baz alıyor. Debian'ın üzerine işte kendi özelleştirmelerini, temalarını ve uygulamalarını ekleyip farklı bir deneyim sunuyorlar size. Debian dağıtımının genellikle 2 yılda bir yeni sürümü yayınlanıyor ve geçtiğimiz Haziran'da Bookworm, yani kitap kurdu kod adıyla işletim sisteminin 12. sürümü yayınlandı. Raspberry Pi Vakfı da önceki tüm sürümlerde olduğu gibi bu yeni Debian sürümünü baz alan işletim sistemi Raspberry Pi OS'i duyurdu. Sun Market'ten herkese merhaba, ben Çağan Çelik ve bu videoda elimden geldiğince bu yeni çıkan işletim sisteminin özelliklerinden kısa kısa bahsedeceğim size. Bu sürümün Raspberry Pi 5'in çıkışına denk gelmesi aslında bir bakıma güzel oldu çünkü yeni işletim sisteminin özelliklerinden Raspberry Pi 5 fazlasıyla faydalanacak gibi gözüküyor. Ha ama yanlış anlaşılma olmasın, bu sürüm eski modellere de yüklenebiliyor. Öncelikle kitap kurdu kod adının nereden geldiği detayıyla başlayalım isterseniz. Bu tatlı yeşil kurt çok bilinmese de aslında bir film karakteri ve Oyuncak Hikayesi 3 filminde bulunuyor. Yine bilmeyenler için Debian sürümlerinin kod adları Oyuncak Hikayesi filmindeki karakterlerden geliyor arkadaşlar. Mesela 11. sürüme Bullseye adlı bu at, 10. sürüme de Buster adlı bu köpek isim vermiş. Ana karakterleri ilk sürümde kullandıkları için kimsenin hatırlamadığı yan karakterlere geçmişler artık. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Bu Debian sürümünün kendisi aslında Raspberry Pi kullanıcılarını etkileyen pek bir özellik içermiyor. Zaten ufak çapta bir güncelleme. Büyük değişikliklerin asıl kaynağı vakfın yaptığı tercihlerden geliyor. Onların en büyüğü de görüntü sunucusunu artık antika sayabileceğimiz X11'den Wayland'e geçirmeleri olmuş. X11 yaklaşık 35 yıldır Linux masaüstünde kullanılıyor fakat artık eskiyen yanları birçok kısıtlamaya sebep olduğu için pek çok dağıtımın Wayland'e geçme trendi olduğunu görüyoruz. Wayland hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha güvenli. Wayland'in kendisi sadece bir protokolden ibaret, onu kullanabilmek için pencere yöneticisi olarak da bilinen bir ara uygulamaya ihtiyaç var. Raspberry Pi Derneği bu alanda tercihi Wayfire isimli pencere yöneticisinden yana yapmış. Bookworm tabanlı Raspberry Pi işletim sistemindeki arayüz ilk başta eskisiyle aynı gözükebilir fakat çoğu kısmı baştan tasarlanmış. Mesela görev çubuğu sıfırdan tasarlanmasına rağmen eskisiyle birebir aynı gözüküyor. Wayland'e geçmek bazı uyumluluk sorunlarına sebep olabilecekken geliştiriciler bunun da önlemini almışlar. Mesela Wayland'da uyumsuz bazı uygulamalar bir nevi emülasyonla Wayland altında çalıştırılıyor. Bunlar tabii hep teknik detaylar ama temelde şunu bilmeniz yeterli. Masaüstü tecrübeniz aynı gözükecek fakat eski oranla daha hızlı olacak. Değinmek istediğim bir diğer değişiklik de güç eklentisi. Bu eklenti sistem başladığında başlıyor ve sürekli arka planda çalışıp güç kaynağı problemlerini size raporluyor. Mesela güç kaynağınız yetersizse veya USB'den fazla akım çekmeye çalışılırsa uyarı bildirimi görüyorsunuz. Bu eklentilerden bir diğeri de grafik işlem biriminin kullanım oranını da artık görev çubuğunda takip etmenizi sağlayan eklenti. Önceki Raspberry Pi işletim sistemlerinde bunun sadece işlemci için olanı vardı, artık grafik işlem birimi için olanını da yanında açabiliyoruz. Vakıf grafiklerin ekranda nasıl çizileceğini baştan sona nasıl değiştirdiyse sesle ilgili altyapı da köklü bir değişikliğe gitmiş. Eskiden ALSA adında bir ses ara birimi kullanılıyordu. Bir takım kısıtlamaları sebebiyle birkaç yıl önce Pulse Audio'ya geçmişlerdi. Bu Bluetooth ses aygıtlarının desteklenmesi ve birden çok ses kaynağının karıştırılması gibi birçok güzel özellik sunuyordu. Bu sürümde ise Pipewire ses sistemine geçmişler. Bunun en büyük artısı videolardaki sesler de kendini gösteriyor ve gecikmeyi azaltıyor. Ayrıca Bluetooth aygıtların yönetimini de daha akıllıca yapıyor. Mesela sistemi kapatırken hangi aygıta bağlı olduğunuz bir kenara yazılıyor ve tekrar başlattığınızda sistemi o aygıtlara bağlanmaya çalışıyor. Bunun gibi şeyler. A tarafında da bir yenilik görüyoruz. Telaffuzu oldukça zor DHCP-CDA yöneticisi yerine gelen Network Manager artık A ile ilgili tüm işlemleri üstleniyor. Bu artık telaffuz etmek istemediğim eski yöneticinin yaptığı her şeyi yaptığı gibi üzerine bir de gizli Wi-Fi ağlarına ve VPN'lere bağlanabilme, Raspberry Pi'yi bir hotspot olarak kullanabilme gibi özellikler ekliyor. Ayrıca A konusunda bilgili kullanıcılara ayarlayabileceği daha geniş seçenekler sunuyor. Şahsen benim için sürprizlerden biri Firefox tarayıcı seçeneğinin eklenmesi oldu. Chrome yerine Firefox kullanan birisi olduğum için bu benim için güzel bir haber. Ama yanlış anlaşılmasın, Chromium tarayıcı kaldırılmıyor. Sadece onun yanına ek olarak Firefox'u koymuşlar. Eskiden Firefox Chromium muydu ki kendimiz diye soracaksınız. Evet, kurabiliyorduk. Fakat bu Debian depolarından çekilen eski bir sürümdü. Şimdi ise vakıf en güncel sürümü alıp Raspberry Pi için optimize ederek bize sunuyor. Bunun için tarayıcının geliştiricisi Mozilla'yla ve Firefox topluluğuyla yakından çalışmışlar. Mesela V
H.264L2 kodek desteği Firefox'a eklenmiş. Bu sayede H.264 ile kodlanan videolar Raspberry Pi'in donanım hızlandırmasına faydalanarak oynatılıyor. Hatırlarsanız eski sürüm Raspberry Pi'ler özellikle YouTube gibi sitelerde HD videoları oynatamıyordu. Takıla takıla oynatıyordu. Bu problemin ortadan kalktığına tanık oluyoruz yani. Bununla birlikte tarayıcıya Widevine DRM desteği eklenmiş. Bu da Netflix gibi video akış sitelerinin destekleneceği anlamına geliyor. Son olarak yine Firefox açılır açılmaz video görüşmeler yapabiliyorsunuz. CSI üzerinden Raspberry Pi'ye bağladığınız kameraların webcam olarak sorunsuz kullanılması ve Firefox'ta video görüşmeler yapabilmeniz için vakıf epey mesai harcamış. Tabi bazı pürüzler de var. Mesela eski VNC uygulaması olan RealVNC artık çalışmıyor. Çünkü Wayland ile bazı uyumluluk problemleri oluşmuş. O konuda RealVNC'den güncelleme yayınlanması bekleniyor. Bu arada TigerVNC'yi kullanabilirsiniz. Yine Wayland ile uyumsuz olduğu için bazı eski uygulamalar da kaldırılmış. Mesela Sunset Emulator uygulaması üzerinde hala çalışılıyor. Vakfın belirttiğine göre o da kısa süre içinde uyumlu hale getirilecek. Evet arkadaşlar, Raspberry Pi'nin Debian Bookworm ya da kitap kurdu tabanlı işletim sisteminin yenilikleri böyleydi. Raspberry Pi imaj yöneticisi altında hafıza kartınıza imaj yazarken en son sürümü veya bir eski sürüm olan Bullseye sürümünü seçebiliyorsunuz. Eğer kullandığınız uygulamalar Bookworm'la uyumlu değilse, ki ben bunu birkaç gün önce yaşadım, kullandığım Open Media Vault isimli NAS uygulamasının uyumsuz olduğunu fark ettim Bookworm'la. Bu durumda Bullseye sürümü kurup devam edebilirsiniz şimdilik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve abone olmayı unutmayın.